Üçüncü ligde mücadele eden Cizre Spor dün Antalya Serik Belediyespor'la yaptığı karşılaşmadan sonra saldırıya uğradı. Takımdan 3 futbolcu darp edildi ve hastaneye kaldırıldı. Takım daha sonra zırhlı araçlarla kaldığı otele götürüldü. Bugün Diyarbakır'a gelen takım yaşanan saldırıya tepki gösterdi ve takım şu anda Diyarbakır'dan Cizre'ye hareket edecek. Ya futbolda hiçbir zaman ırkçılığın biz ön planda olmasını istemiyoruz yani. Futbolu nasıl bir görüyorsak bir birleştirici ruhunu. Ama ne yazık ki biz Cizre Spor olarak, yani bütün takımlar için söylemiyorum, deplasmanlar için söylemiyorum ama en basitinden bu Serik deplasmanında bunu fazlasıyla yaşadık. Daha statlı çalan müziklerden itibaren. Yani hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız yani. Vatanımızı, milletimizi de en az onlar kadar seviyoruz. Ama böyle bir yaklaşım yapmaları, yani biz birleştirici yönünün ön plana çıkmasını isterken böyle yapılan davranışlar doğuyla batıyı sanki ayırmaktan öteye gittiği söylenemez yani. İnşallah bunların önüne bir an önce geçilir. Futbol sadece futboldur yani. Bu bir oyundur. Bunu siyasete ya da herhangi bir şeye mal etmenin hiçbir anlamı yok. Cizre'deki insanlar da bizim vatandaşımız. Serik'tekiler de öyle ama ya bunlara ön ayak olanların ya bir an önce gerçekten şapkalarını önlerine koyup acaba biz ne yaptık? Yani en ufak yaptıkları yanlışın nelere mal olduğunu görmelerini istiyoruz. İnşallah bu örnek olur. Bundan sonra hiçbir Doğu takımını bu tarz söylemlerle, yapıştırmalarla ön plana çıkarılmaz. Sadece futbolu futbol olarak sevmesini istiyoruz. Yani stadyumlarda Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i herkes bir arada toplanan bir meydan buralar. Yani biz sadece iyi tarafına bakalım. Yoksa yani birbirimize ayrıştırmak bize hiçbir şey katmayacaktır yani. Tamamen bir vaka aslında bakıldığı zaman. Ben kendim İstanbul doğumluyum, Aslan Rizeli'yim. Buraya sonuçta Cizre Spor'u temsil etmek için, burada çalışmak, işte ailemizin geçimini kazanmak için geldik. Olabilir yani bir takım bazı ön yargılar olabilir ama bunlar tamamen bizim dışımızda gelişen takım bazı şeyler. Maça geldiğimizden itibaren bize karşı böyle bir takım bir organize gibi diyeyim aslında. Yani bir ön yargıların olduğu belliydi. Maçın içerisinde zaten hakem yeterince bizi tahrik etti. Biz maçtan sonra gayri ihtiyara o hakeme gidip, hocam neden böyle maç yönettiniz? Neden bizi işte emeğimizi böyle bu şekilde gasp ettiniz gibi bir takım bir şikayetimiz bulunurken ondan sonra gayri ihtiyar geri dönüşte sahada olmaması gereken rakip takımın oyuncularından hatta cezalı bir oyuncusu sahanın içine girip onlardan bana işte ben orada ayırırken elimde dosyalar falan var tek elimde oradaki şeyi yatıştırmaya çalışırken oradan o Serik Spor'un 21 numarası Ali Can Tezlenen arkadaş futbolcu işte sol gözüme yumruk attı benim burama ondan sonra zaten o işi koptu bayağı ortalık karıştı işte seyirciler sahaya bize müdahale ettiler polis arkadaşlar sağ olsun yardımcı olmaya çalıştılar ama maalesef ondan sonra o iş öyle bitmedi soyunma odasında 2 saat bekletildik çıkartamadılar taşlanmaktan korktuğumuz için otobüse binemedik 2 saat sonra Çevik Kuvvet'in özel zırhlı arabasıyla otelimize gitmek zorunda kaldık maalesef. Üzücü şekilde. Darkan'ın parçası çalarken biz sahaya çıkınca oyuncularımızla beraber birden şarkı yarıda kesildi. Türkiye'm şarkısı çalmaya başladı. Ölürüm Türkiye'm. Ölürüm Türkiye'm şarkısı. Belki onu çalanlardan, onu çaldıranlardan daha çok duymuşuzdur biz bunu. Biz Karadenizliyiz. Milletimize, vatanımıza bağlı insanlarız. Trabzonluyuz. Bu bizi aksine daha çok motive eder, mutlu eder. Şimdi takımımızda Trabzonlu var. Ben Trabzonlu. Hocamız Sivaslı. Yardımcı hocamızın biri Karabüklü. Öbürü Rizeli. Malatyalı var. Diyarbakırlı. Dün talihsiz bir şekilde burnundan yaralanan bir futbolcumuz var. Yani hepimiz bir yerlerden gelmiş. Burada ekmek yemeye çalışıyoruz. Zaten sahanın girişimizden ta çıkışımıza kadar ne Kürtlüğümüz, ne PKK'lığımız, ne anamız, ne çocuğumuz, ne kardeşimiz hiçbir şeyimiz kalmadı. Şimdi oradan anlatıyorlar, öyle yaptılar, böyle yaptılar. Sen kediyi bir köşeye tıkıştırırsan kedi seni tırmalar. Bize yapılan hakaretler bilmem neler, biz de kendimizi tabii ki savunacaktık. Kendi dilimizce savunmaya çalıştık.